Evet, şimdi başlayalım eksenlere teğet olan çember hakkında bilgi vermeye. Hazır mısın? İyi seyirler. Şimdi bakalım bakalım neler varmış neler. Çember x eksenine teğet ise yarıçap uzunluğu merkezinin mutlak değerine eşittir diyor. Merkezin ordinatından bahsediyor. Şimdi neden? Şu mesafe yarıçaptır değil mi? Bu mesafe yarıçaptır. Şimdi şöyle düşünelim. Bu merkez ikinci bölgede de olabilirdi bu şekilde. İkinci bölgede de olabilirdi. Yani şu şekilde ne x eksenin üzerine teğet olabilirdi. Dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Negatif de olabilirdi. Sonuç olarak bizimden istenen yarıçap daima pozitif olacağından dolayı bir uzunluk belirtinden dolayı mutlak değer içerisinde izliyoruz. Tekrar ediyorum değerli arkadaşım. Bu şekil ikinci bölgede de olabilirdi. Üçüncü bölgede de olabilirdi. Dördüncü bölgede de x eksenine teğet olabilirdi. Yani mesela şuraya şu şekilde bir çember çizecek olursak o zaman bunun merkezinin koordinatları ne olacaktı? Yine a'ya eksi b olacaktı. Dolayısıyla yarıçapımız mutlak değerce eksi b olur. Değil mi? Negatif olmayacağından dolayı. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. Yani burada mutlak değerce verilmesinin sebebi değerli arkadaşım budur. Şimdi bu y eksenine teğet ise x eksenine teğet ise yarıçapımız mutlak değerce ordinata eşit oluyordu. Merkezin koordinatlarının ordinatına eşit oluyordu. Eğer x eksenine teğet, y eksenine teğet ise yarıçapımız dikkatini çekiyorsa merkezin koordinatlarının apsisine eşitti. Yani mutlak değerce a olacak. Benzer bir ifadeyle de merkezimiz o iki eksene de teğet ise buralarda r, bu da r'dir. O zaman merkezimizin koordinatları buradan olmadı. Eksi a'ya eksi b'ydi değil mi? Ama negatif olamayacağından dolayı mutlak değer a eşittir mutlak değer b, o da eşittir r olacaktır değerli arkadaşım. Anlaştık mı?